diye bebeğiyle nasıl kavuştu? O anda neler yaşandı? Bir o anı izleyelim. Sonra şeyi, Nurcan'ı bebekle beraber, daha doğrusu annesiyle beraber Nurcan bebeği birazdan buraya alacağız, ağırlayacağız. Ama dün nasıl bir kavuşma oldu Urfa'da? Şanlıurfa'da neler yaşandı biz izliyoruz hemen. Kocam ve annem bebeğimi kaçırdı diye feryat etti. 20 gündür evladını görmüyor kardeşim, günah delmiyor. Sen buraya getireceksin bebeğimi. Benim tek istediğim bebeğimi görmek. Kocası önce bebeği vermeye söz verdi. Sen çocuğu al, kayınvalideni de al, buraya getir. Çocuğu canlı yayında bir göster. Hepimize diyelim ki vay İbrahim, helal olsun, ne delikanlı adamsın diyelim. Gelsin burada görsün, hemen karakola götürün. Gelsin burada görsün, hemen karakola götürün. Hayır, görsün. Oraya gelmiyoruz. Bizi tehdit ediyorsun sürekli. Abla bizi tehdit ediyor, bizi dövüyor sürekli. Gelsin kızı teslim edeyim ona. Gelsin kızı teslim edeyim ona. Sonra sözünden döndü. Buraya çok büyük umutlarla geldim. Bebeğim belki bana getirir, kavuşurum, sarılırım, kokusunu duyarım ama yok. Getirmiyor hiçbir şekilde. Sözünü tutmuyor İbrahim birinci. Vazgeçme ekibi işin peşini bırakmadı. Kayınvalidesiyle birlik olup bebeği kaçıran koca, Hayriye'nin minik kızını buluşma noktasına getirdi. Anne ve bebeği kavuşturdu. Hayriye'nin evlat hasreti sona erdi. Bebeğine sonunda kavuştum. Evet evet, yani son umudum sizdiniz ve gerçekten her şey için teşekkür ederim. Didem abla ve ekibine gerçekten teşekkür ederim. Her şey için yaptığınız, bana destek olduğunuz bu zor günümde, dağ günümde bana destek olan herkese teşekkür ederim. Bebeğimi bana bulduğunuz için, kavuşturduğunuz için ben her şey için teşekkür ederim size. Sizin sayenizde oldu. Kendimi sahipsiz zannederken meğer benim kocaman bir ailem varmış. Bana bu dar günümde destek oldunuz, ailem oldunuz. Her şey için gerçekten size sonsuz teşekkür ederim. Hayriye Taşçı, kızına kavuşamayacağını düşündüğü o anları anlatırken gözleri tekrar korku doldu. Son umudum sizdiniz ve artık bebeğime kavuştum. Son umudumdu yani. Ondan bir şey istemedim, sadece evladımı istedim. Şu an çok mutlu hissediyorum. İlk buraya ağlayarak geldim ve sabah öğrendim ki İbrahim bebeği vermeyecek. İbrahim sözünde durmadı. Biz de gerekli yerlere başvurarak, Didem abla ve ekipleriyle gerekli yerlere başvurarak bebeğimi ondan aldım. Vazgeçme ekibi sayesinde minik kızına kavuşan Hayriye, kızını bir an olsun kucağından indirmedi. Mutlu musun? Mutlusundur tabii ki. Bunlarım nelerdir? Mutluyum. Gerçekten mutluyum. Yani şu anki tek istediğim, sizden tek istediğim bebeğim de. Şu anki bebeğim de yanımda olduğuna göre artık hiçbir şey istemiyorum. Sonu sadece bebeğime kavuştuğum için çok mutluyum. Siz olun, asla susmayın, adalet arayın. Ben hiçbir zaman susmadım. Hayriye Nurcan bebeğini 21 gündür, Ayfer de teyzesi olarak da yeğenine hasretti. Açıkçası yani son dakikalar biraz ben dedim ki acaba İbrahim vermeyecek, evet, mi bebeği, kaçıracak mı, ne olacak, ama birazdan oradaki yetkililere de çok çok teşekkür ederim.